Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzu barg mavzusi. Bargni biologiya, botanika bo'limida 4 mavzuga bo'lib berib qo'ygan. Shu haqida tanishamiz. Bargni bilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsasi, uning vazifasi. Barglar qaysi 4 bo'lib, ular fotosintez, suv bug'latish, gaz almashinuvi va vegetativ ko'payish uchun xizmat qiladi. Barkni o'rganarkanmiz, gulli o'simliklardan va ochiqgul o'simliklardan albatta bark bor, lekin asosiy tanishadigan mavzuyimiz qismi bu gulli o'simliklarning barglari bo'ladi. Gulli o'simliklarni biz 2 ruh pallali va 1 ruh pallali o'simliklarga bo'lamiz. Ularda barglari ham o'ziga xos tuzilgan bo'ladi. Masalan, 1 ruh pallali o'simliklarning bargi quyidagi ko'rinishda bo'ladi va 2 ruh pallali o'simliklarning bargi esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ularda bir-biridan farqi nimada deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bargida bandi bo'lmaydi 1 ruh pallalilarda, 2 ruh pallalilarning esa bargida bandi bo'ladi. O'zi barg ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi. Barg yaprog'i va barg bandi. Aynan 2 ruh pallali o'simliklarning bargi bandi bo'ladi. Ana endi keyingi farqi tomirlanishida 2 ruh pallali o'simliklarning bargining tomirlanishi, demak, patsimon xuddi patga o'xshab yoki panjasimon. Ana endi 1 ruh pallali o'simliklarning bargining tomirlanishi parallel yoki yozimon tomirlangan bo'ladi. Xo'p, demak, 1 va 2 ruh pallali o'simliklarning bargida farqi. 1 ruh pallali o'simliklarning tomirlanishi parallel yoki yozimon, 2 ruh pallali o'simliklarning bargining tomirlanishi patsimon yoki panjasimon. 1 ruh pallali o'simliklarning bargi bandsiz, 2 ruh pallali o'simliklarning bargi bandli bo'ladi. Va yana 2 ruh pallali o'simliklarning barg bandining pastki qismida yon bargcha bo'ladi. Bu hamma 2 ruh pallali o'simliklarda ham emas, ayrim 2 ruh pallali o'simliklarda. Masalan, 2 ruh pallalilardan, ya'ni magnoliyasimonlardan ramaboshlar oilasining bargi yon bargchali bo'ladi. Masalan, olmada. Kitobda ham rasmda aynan olmani berib ketgan. Xo'p, birinchi mavzuimiz asosiy qismi shu yer. Ana endi ikkinchi mavzuga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi mavzu oddiy va murakkab barglar. Oddiy bargli o'simliklarga, demak, kitobda 13 berib qo'yapti, ularni konkret yodlanadi. Demak, terak, tol, tok, olma, o'rik, noy, shaftoli, g'o'za, yalpiz, ravoch va rasmdagilarga e'tibor berib ketasizlar. Gilos, qayrag'och, majnuntol. 13 o'simlik berildi. Ana endi ana shu oddiy bargli o'simliklar yaprog'ining tuzilishiga ko'ra 3 bo'lakli bo'lishi mumkin. 3 bo'lakli iborat bo'ladi. Sxema deyishimda quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Yoki panjasimon yoki patsimon bo'lishi mumkin. Ana endi murakkab bargli o'simliklarni ham yaprog'ining tuzilishi 3 bargchali. E'tibor berib ketamiz. Oddiy bargda 3 bo'lakli edi, murakkab bargda 3 bargchali. Ya'ni o'zi murakkab barg degani bitta umumiy bandda bir necha barg joylashgan bo'lsa murakkab barg deyiladi. Aynan bu 3 bargchali murakkab bargda 3 barg joylashgan ekan. Bunday o'simliklarimizga sebarga, bedal, loviya, mosh, quliblay 5 o'simlik kiradi. Panjasimonga 1 o'simlikni bergan rasmda ham bor kitobda, soxtakashdan. Bular konkret hisob kitob qilib yodlanadi. Patsimon o'simliklarimiz, patsimon tomirlanadi. Va o'zi joylashishi ham, baylarni joylashishi ham patsimon bo'ladi. E'tibor beramiz. Quyidagi ko'rinishda bitta umumiy bandda bir necha band xuddi patga o'xshab joylashyapti. Patsimon bo'lishi mumkin juft patsimon yoki tog' patsimon. Juft patsimonga yer yong'oq o'simligi misol berilgan. Tog' patsimonga yong'oq. Ko'pchilik shunda adashib ketadi. Yer yong'oq, yong'oq, yer yong'oq, yong'oq. Adashdingiz, demak, konkret yer yong'oq juft patsimon, yong'oq tog' patsimon. Yana berib qo'ygan shirin miya, namatak ham tog' patsimon. Tog' patsimon degani nima degani deydigan bo'lsangiz, mana shu juft patsimon ko'rinishi bo'lgan bo'lsa, oxirida yana bitta barg bo'lsa, bu tog' patsimon bargli o'simlik deyiladi. Yana tog' patsimon
oxirgi bargi gadjakka aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, nohot bilan burchoq. Quyidagicha gadjakni hosil qilgan bo'ladi. Va yana barg yaprog'ini shakliga ko'ra kitobda shakllarni berib ketyapti. Konkret 9 ta bunaqa shakllar beray. Yumaloq shakl, tuxumsimon, ovalsimon, panjasimon, yuraksimon, qalami, nashtarsimon, rumsimon, uchburchaksimon. Konkret 9 ta shakl. Ana endi qirrasiga ko'ra tekis bo'lishi mumkin, hech qanaqa qirrasi yo'q yoki tishli bo'lishi mumkin. İki kere tişli, bu arada arrasım olan buluşu mümkün ve o ilgen buluşu mümkün. Beşte şakil, bunların kendine kısak kitap olamaz. Bir tane arsak etip o bir kitabımız ortalar. Kitapta ösümlüler köp, yoktaşlar hinel hemen değildi. O yüzden aslında bu kıyınmaz. Bir maddi otla olsa, o zaman neyse de kısak kitap görüyorum bu şey. Aynen şu mağdurda neşli ösümlüyü var. Adli belgeli ösümlüler ön üçte, mürekkep belgeliler 5'te, bana bir yerde yani 5'te, 10'te, 11, 12'te, 12'ye 13, 25'te. Demek bu yerde adli ve mürekkep belgeli ösümlüler cami 25'te. 25'te ösümlülük için 30 sekund vakti yeterli bu olur. 30 sekundda siz ayet bulasak eğer yokla boyayan bu siz. Hoppala endi, keyingi mavzuya götürüyorum bu siz. Novda da belgeli joylaşır. Üç kıl joylaşışı mümkün. Demek ki nabat bilan joylaşadı. Karama karşı, halka hasıl kılıp, özgüyen bozu körlük kılıp da kendi joylaşışı. Nabat bilan joylaşadığı ösümlükler gel. Terek, tol, tol, olma, örik, dolana, atırgül, okuray, boza, pomidor. 10 ta ösümlük bu. 10 ta, 9 ta, 15 ta kılıp yazıp bu yapız. Rakamlar yazışımızdan maksat şu ki, bu ösümlüklerde, mesela üyde yoklayacağım bu siz, mesela 8 tane kayıt çizim gibi sana kayıt ediyor musunuz? 2 tane sizden çıkıp alıyordu. Yani takır alıyorsunuz, şuna kadar 10 tane etmek için çok uğraşsınız. Şuna kadar kulaylı tamamı bu. Karama karşı çoğlaşmıyor musunuz ileride? Demek Rayhan, Yalpız, Çinlügül, Nastaran, Ligüstrüm, Dalacay, Kigül, Marmaray, Gezende ve Kempurçapon gibi ösümlükler kiler. Bu ya 10. Ve halka hası kılıp joylaşadı. Mesela bunu biz berg dinliyormuşuz. Normalde bergler halka hası kılıp joylaşadı. Bunlar sandık, gül, kırık boğum, kumru, üç dörsün. Bunu ya mesela aynen şu mağazını diye hesaplıyor diyormuşuz. Cami 23 dörsün bir bar falan. Bunu ya ben şu an 8 maddi tane. Kendi mağazımız orta olan berglerinin içki tüzülüşü. Berginin içki tüzülüşü. Berkte köndelenliği görüyor musun? Kavatlarını görüyoruz. Birinci kavat, ilk üstki kavat, üstki post kavatı, üstki post kavatı epizerma. Yani kabloş tokmadan taşkı korken buladı. Üstki post, bir kavat bulup joylaşken, hücayarlardan taşkı korken, aşın için bana bir yazı koyamam. Bir kavat. Ve onun arasında lobyasimon şekildeki hücreler var. İkide lobyasimon hücre, bitti berg ağızçasını hasıl kılar. Ve yani lobyasimon hücrelerde plastikler kılıp, fakat sintez yarayanlar var ya, şöyle işlemek biter. Üstü postin aslında berg eti hücreler var. Berg eti hücreleri, bir neçe kalıp bunu çalışan hücrelerde taşkı tatlı mı olur? Aynen bergini üstüde post ve berg eti kavatı buladı, hücreler buladı. Bergin ostüde ise ostki post ve berg eti hücreler buladı. Demek ki bergin üstüde yan, bergin ostüde yan şu ülkeler kavat buladı. Ama şimdi bergin üstüde, üstün sumon hücreler buladı. Bunlar kutu üstünün şeklinde joylaşken buladı. Onun ostüde ortadaki kavat yumalak ve ovasmon hücrelerden taşkı topken kavat soplanadı. Aynen şu orta kavatta belgini nayt olali boylamları ham bo'ladi. Nayt olali boylamlarda 3 ta narsa hosil qiladi. Eleksimon nay, tog'lar va o'tkazuvchilar. Biz bilamiz eleksimon nay barkda hosil bo'lgan organik moddalar o'simligini pastki qismiga, ya'ni ingizga yetish vazifasini bajaradi yoki boshqa bir organlarga. O'tkazuvchilar
Yıldızdan sorulgan suv va unda erigan mineral moddalarda o'simlikning yuqori qismiga qoya va aynan barkka olib kelish vazifasini bajaradi. Va o'rtadagi tolalar bu mexanik to'qima qaytalama demak, shu uchalasi birgalikda nay tolali bog'lamlarni hosil qiladi. Demak, shuning bilan mavzuimiz tamom. Agarda biron bir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin.